Hadi şu müziği kapatalım, yat. Babam Gaziantep savunma gazisi, yardımcıya çok ihtiyacı olduğu için, engelli olduğu için 58 yılında beni okuldan aldı. Babam beni tenekeciliğe yanına aldı. O zaman tenekeciliğimiz çok hareketli, çok... Ancak 1961 yılında bir müşteri geldi zepte halinden. Bize sandık şablonu tamir ettirecekken bana bir şey söyledi. Dedi ki, usta dedi, biz bunun için Mersin, Antalya, İzmir, Bursa taraflarında yaptırıyoruz bu şablonu. Bizi burada yapamaz mı? Antep'te usta yok mu dedi. Bu benim manevi gururuma dokun. Amca sana bir tane yapayım dedim. Ya beğenmezsen para verme dedim. Babam razı olmadı. Dedi ki, oğlum senin keceliğine bak, sen dedi şebel ağacı mısın? O eski şablona bir şeyler çizdim, şablona göre. Makasla böyle oyup delerek, çıt 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 delerek bir tane yapmaya çalıştım. Bir gün sonra adam geldi, baktı. Oh, aferin oğlum, teşekkür ederim, ne güzel oldu dedi. Bizi dedi başka illere, başka ustalara muhtaç etmedi dedi. Aldı. O zaman biz tenekeyi 25 kuruşa lehimliyorduk. Gaz tenekesinin pekmez ve yağ tenekelerinin elini. Amca ne verirsen ver, beğendinse dedim, güzel olmuş. Bana harfine 50 kuruş verdi adam. O gitti, zepsi halinden başka müşteriler geldi. Derken bulgurcular geldi, derken mecimek ihracatçıları geldi, derken pamuk balayaları yazılar geldi, sanayi mamilleri, traktör romorkları, işte efendim bazen belediye sokak yazılarının şablonları falan geldi derken ben askere kadar amatör bir usta oldum. 70 yılında bir dükkan açtım. 80 yılında Gaziantep'in komple bir tek ustası oldum. 90 yılında Güneydoğu Anadolu bölgesinin ustası oldum. 2000 yılında Erzurum'dan Mersin Antalya arasının Türkçe, Arapça, İngilizce, az bir miktarda Japonca, tabii bakarak. Ama Arapçayı da öğrendim. Son 60 yılın Türkçe, Arapça, İngilizce şablon yapabilen tek ustasıyım. 2010 yılına kadar ben 50 yıl gece yaptığım oldu, gündüz yaptığım oldu, bayramda yaptığım oldu, pazar günü yaptığım oldu. Çünkü ihracatçılara şablon lazım. Bir şablonla 25 bin, 30 bin, 40 bin çuvallara yazı yazılır. Mühür gibi. Ondan sonra eskimeye başlar. Ben bundan dolayı da 2014 yılı Mayıs ayında Büyük Millet Meclisi Ticaret ve Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nun teklifi Gaziantep Odalar Birliği'nin genel kurulunda şu plaket tasvip edildi bana. Son 50 yılın ustası olarak. Efendim 2010 yılından bu yana bu sanat teknoloji değişmesiyle beraber, çuvalların baskılı çıkmasıyla beraber 2010 yılından belli bu sanatım aşağı doğru gitti. Şimdiki %10'dan da aşağı. Ancak gelirse memnun oluyorum. Niçin? Eski sanatımı icra ettiğim için manevi bir lezzet alıyorum. Efendim kitabım bildiğim kadarıyla çıktı çıkacak. İnternete düşmüş benim ismim. Yani herhalde bugünlerde artık Seçkin kitap evlerine veya işte büyük şeydeki efendim
devletin kütüphanelerine, belki bazı okullara. Bu sanatımla ilgili de var. Ayrıyeten güzel sözlerim de var. Kaldır onu öyle sana zaten. Çuvalı. Top.